وسلم وبعد. Muhterem Müslüm, hocalarım, kardeşlerim, hepinizi muhabbetlerimle selamlıyorum. Bu sabah inşallah Münafık suresini sizlerle birlikte tefsir etme gayreti içerisinde olacağız. Allah Resulü Aleyhisselam'ın hayatını coğrafi açıdan iki bölüme ayırıyoruz. Malumu âlileriniz Mekke ve Medine dönemi. Mekke'de Allah Resulü Aleyhisselam'ın karşısında sadece küfür harekatı var. Ve bunlar İslam'a karşı adaletlerini açıkça izhar ediyorlar. Yani Süheyb-i Rumiye, Bilal-i Habeşi'ye ya da Allah Resulü Aleyhisselam'a karşı neler söyleyecekse milletin huzurunda, mahşeri vicdanında bunları söylüyorlar. Ya da İslam'a dair almış oldukları kararları herkesin önünde, dar-ı nedvede açıkça alabiliyorlar. Müslümanlar da bunların zulümlerinden kurtulabilmek için iki defa Habeşistan'a hicret ediyorlar ve en son Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret ediyorlar. Fakat Medine'de farklı bir durum var. Orada münafıklar hareketini görüyoruz. Yani İslam yeni bir karşıt güçle karşılaşıyor. Ki bu güç kafirlerden İslam ümmetini etkileme noktasında daha çok tehlikeye sahip. Öteki peygamberlerin hayatına baktığımız zaman, Musa Aleyhisselam'ın hayatına, ya onun küfre karşı, Firavun'a karşı meydan okumasını görüyoruz. Ama içinden çıkan birisi var. وَتُلُوا عَلَيْهِمْ نَبَا اَلَّذ۪ي اَعْتَيْنَاهُ اَعْيَاتِنَا فَنْسَلَخَ مِنْهَا فَاَتْبَعَهُ الشَّيْطَانِ. Bir Bel'am var, Hazreti Musa ile birlikte o ümmetin içerisinde yetişmiş, ilimde en üst noktaya geliyor, zirveye ulaşıyor. Fakat sonra ihanet ediyor, içeriden o dini çökertmenin gayreti içerisinde. İsa Aleyhisselam'ın karşısında düşmanlar var ve o düşmanlarına meydan okuyor. O düşmanlar Hazreti İsa'nın dinini tahrif edemiyorlar. Fakat İsa Aleyhisselam'a iman ettikleri iddiasında bulunanlar, yani İsevilerin o dine verdiği zararı dışarıdakiler veremiyorlar. Hani Kur'an-ı Kerim kitabı tahrif edenlerden bahsediyor. فَوَيْلٌ لِلَّذ۪ينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِاَيْد۪يهِمْ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِ. Kitabı tahrif edenler, elleriyle yazanlar, uyduranlar, bunlar o dinin karşısında yer alanlar değil. O dini yaşayan insanlarla aynı safta bulunanlar yani. O zaman bu düşman, bu hareket dinleri, vahyi çökertme noktasında kafirlerden daha etkili ve daha büyük bir tehlikeye sahip. Onun için Kur'an-ı Kerim bunu hem farklı yerlerde hem de müstakil bir sure içerisinde bize anlatıyor. Okuyacağımız sure Münafıkun suresi. Daha çok onların özelliklerinden, hasletlerinden bahsediyor. Sonunda da Müslümanlara tembihatı var. Yani siz bunlar gibi olmayın. Bunların yuvarlandığı küfür çukuruna siz de düşmeyin diye. Sondaki üç ayet-i kerimede bize ikazları, uyarıları var. Peki sure şu ayetle başlıyor. اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَارُوا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُولُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُولُ. Bunlar geliyorlar. اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَارُوا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُولُ اللّٰهِ. Mübalağalı ifadelerle Allah Resulü Aleyhisselam'a onun huzurunda şehadet ediyoruz ki bütün varlığımızla sen Allah'ın Resulüsün. Neşhedü inneke le Resulullah isim cümlesi başında inne var, tahkik ediyor. Sonra onun haberinin başına lam-ül ibtidayı getiriyor. Mutlaka ve muhakkak sen Allah'ın Resulüsün. Bunların sözlü olarak ifadelerinde bir tekit görürsün. Zaten bunların İslam'la dinle alakaları dillerine hapsedilmiştir. Dillerinden öte imanla İslam'la bir alakası yok. İmam Cürcani tarifatında münafığı tarif ederken diyor ki اِظْهَارُ الْاِسْلَامِ بِالْلِسَانِ وَكِتْمَانُ الْكُفْرِ بِالْقَلْبِ. İslam'ı dille izhar etmek, küfrü ise kalbinde kişinin saklaması, muhafaza etmek.
Buna nifak diyoruz. Bu adamlara münafık diyoruz. Yani bunların dinle, imanla alakası o kadardır işte. Dillerinden öteye geçmez. Yani izharul imani bil lisan ve kitmanul küfri bil kalbi yazanlar için tekrar ettim. Peki Efendimiz'e geliyorlar, bunları söylüyorlar. Ya sahabi, yani onlar dilleriyle sen Allah'ın Resulüsün diyorlar. Fedake ebi ve ummi, annem babam sana, yoluna, davana feda olsun ya Resulallah diyorlar. Fakat bunun ötesine gidiyorlar. Sa'd bin Muaz gibi radıyallahu anh, Efendimiz aleyhissalatu vesselam onları Bedir'e götürdüklerinde karşıda bir düşman var. Fakat Ensar Allah Resulü aleyhisselamla birlikte düşmanı Medine'de karşılamak istiyor. Evleri var, hanları var, hanumanları var. Şu kadar kilometre dışarıya çıkmışlar. Onlar arkadan şehre saldırırlarsa bütünüyle varlıkları helak olacak. Efendimiz aleyhissalatu vesselam soruyor. Düşmanı Bedir'de karşılamamızı nasıl telakki ediyorsunuz? Ensar'ın cevap vermesini istiyor fakat onlar susuyorlar. Ebu Bekir isabet buyurduğumuz ya Resulallah. İkinci defa soruyor. Hazreti Ömer cevap veriyor. Üçüncü defa sorunca Ensar aslında bu sorunun kendileri için tarafı risaletten sadır olduğunu anlıyorlar. Sa'd bin Muaz ayağa kalkıyor. İyyâne ya Resulallah. Bizi mi kastediyorsunuz? Efendimiz aleyhisselam evet cevabını verince bu ne demek? Bedir'e gelme. Yani bu noktada bizim yüreğimizde nasıl bir kırıklık olabilir? Eğer sen bize şu denizi göstersen, şu denize gir desen, vallahi bizden birisi senin ardında o denize girerken tereddüt etmeyecek. Biz Beni İsrail'in Hazreti Musa'ya dediği gibi, اِذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هَا هُنَا قَاعِدُونَ Sen ve Allah'ın git, o düşmanlarla birlikte orada cihad et demeyecek. O denize senin ardında, seninle birlikte hepimizin şehit olacağını bilsek de gelecek şehadeti kuşanacak ya Resulallah. Sahabe böyle geliyor Allah Resulü Aleyhisselam'a. Fakat karşıda da böyle bir kitle var. Onlar da geliyorlar, amellerinde sahabeyle aynıyet olmadığında sözlerine yüklüyorlar, dillerine yüklüyorlar iman ve İslam'ı. Onun için Kur'an-ı Kerim bize münafıkları anlatırken özel bir surede onların sözüne vurgu yapıyor. Yani bunların İslam'ını ne kadar olduğunu işte sözleriyle ölçebilirsiniz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da münafığın alametini bize anlatırken اِذَا حَدَّتَ كَدَبَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَاِذَا تُمِنَ خَانَ Yani onlar konuştukları zaman yalan konuşurlar. Çünkü onların kalpleri, yürekleri, dillerini inkar ediyor. Söz verdikleri zaman da sözlerine ihanet ederler. Sonra emanet söz olsun, dava olsun, hizmet olsun, görev olsun veya dünyalık bir şey olsun, ona da ihanet ederler. Yani onların alametini Allah Resulü Aleyhisselam bize anlatırken ilk iki maddesinde söz var. Üçüncüsünü de siz söze hamledebilirsiniz. İşte onların İslam'la alakası bu kadar. Sure de bunun için onların sözüne vurgu yapıyor. قَالُوا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُولُ Yeminlerini görürsünüz. Annem de Müslüman, babam da Müslüman. Benim dedem Devlet-i Aliye zamanında falan medreseden icazet almıştı. Söz noktasında İslamlarını kıyas ettiğiniz zaman, mizana aldığınız zaman kendinizden daha önde görebilirsiniz bunları. Yunus Nadi var. Yeni Gün gazetesinin sahibi. Cumhuriyet kurulduğu zaman Ankara'da o zaman gazetenin merkezi Kütahya'da bir şeyhe mektup yazıyor Yunus Nadi. Yani İslam'a karşı yürütülen o toplumsal mücadelede basının başında olan adamdır Yunus Nadi. Sonra o soyattan başka isimleri de tanıdık biz. Şimdi bu Kütahya'da bir şeyhe mektup yazıyor. Diyor ki, hocam hürmetle, defaatle ellerinizden öperim. Malum alileriniz yeni kurulan bir devlette gazete çıkarmak zor bir ameliyedir. İslam'ı
açıkça bu dönemde savunmak, müdafaa etmek de o da zordur. Yani gazetemizde siz zaman zaman İslam'a muhalif ifadeler görürseniz onları konjonktüre hamlediniz. Ben sizden şunu rica ediyorum. Kütahya'da siz bu gazetenin neden çıktığını, asıl amacının İslam'a hizmet olduğunu orada dolaşsanız, insanlara anlatsanız ve bu gazeteye abone toplasanız. Ancak abonelerimizle ayakta kalabiliriz. Yunus Nadi gibi birisi Kütahya'da yaşayan bir şeyh efendiyi kullanıyor. Onu bu şekilde İslam'a hizmet etmeye teşvik ediyor kendi adına. Ama hakikatte baktığınız zaman o gazetenin, sonra çıkan gazetelerin, onun yaptıklarının mahza küfür olduğunu görürsünüz. Fakat sözlerinde belki sizden daha öndedirler. Yakup Kadri'ye baktığınız zaman Devlet-i Aliye'de onun makalelerine, eserlerine belki sizden daha öndedir o, İslam'ın müdafaa noktasında. Fakat sonraki Ahmediyelerine bakın. Yakup Kadri'nin 1914 yılında kaleme aldığı Çarşaf ve Peçe Risalesi var. İnternette görebilirsiniz. Orada peçeyi savunuyor, çarşafı savunuyor. Diyor ki, neden İslam kadına çarşafı emretmiştir? Siz bir demirci dükkanına gittiğiniz zaman, orada demiri açıkta görürsünüz. Ama kuyumcuya gittiğiniz zaman gümüşü, altını vesaireyi bir vitrinde müşahede edersiniz. Onları size takdim ederken de bir kadife kabın içerisine koyarlar, o şekilde verirler. Neden altın değerlidir? İslam nazarında da kadın önemlidir. Bunun için kainatın sahibi, يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ كُلِّ اَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِبِهِنَّ. Onların cilbabına vurgu yapıyor. Cilbab, maestru cemi'al beden, tek başına İslam kadınının üzerini örten elbisenin adıdır cilbab. Etek ceketin adı değil, tek parçada İslam kadınının üzerini örten kıyafete cilbab diyor Kur'an-ı Kerim. İslam alimleri böyle tarif etmişler. Şimdi orada Yakup Kadri'yi bu şekilde görüyorsun. Neden? Çünkü o zaman Devlet-i Aliye'nin ahir ömrü de olsa yine İslam prim yapıyor. O açıdan onu müdafaa ediyor. Ama sonraları Yakup Kadri'nin eserlerinde küfür görürsünüz. İslam'a, Allah'a, onun Resulüne karşı onulmaz bir adalet görürsünüz. اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدْ اِنَّكَ لَرَسُولُ اللّٰهِ. Fakat söze baktığınız zaman iman ve İslam noktasında onlar herkesten daha öndedirler. İşte Mason harekatına bakarsanız, onların Anadolu'da, İslam coğrafyasında yaptıkları tahribata, yıkıma bakarsanız, meydanlarda, şurada, burada, onların elinde belki Kur'an'ı görürsünüz. İman ve İslam davasını herkesten daha önde destekleme iddialarına tanık olursunuz bunların. Fakat Kur'an-ı Kerim onların bu hallerini reddediyor. Vallahu ya'lemu inneke le rasulu. Allah biliyor ki sen onun resulüsün. Peki neden böyle diyor? Yani senin de bu davanın da onların sözü teyitlerine haceti yok, ihtiyacı yok. Cenab-ı Hak bu davayı sadece Musa Aleyhisselam'la tek başına Firavun'a karşı nasıl teyit ettiyse, nasıl sahip çıktıysa, Mekke'de Ebu Cehil'e karşı, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a yalnız başına nasıl sahip çıktıysa, onu teyit ettiyse yine teyit eder. Yani onların sözlü ifadesine bile İslam'ın haceti yok. Sonra vallahu yeşhedü innel münafıkîne lekâzibûn. Allah şehadet ediyor ki münafıklar mutlak ve muhakkak anlamda yalancıdır onlar. Peki araya neden vallahu ya'lemu inneke le rasulü ifadesini getirdi Kur'an-ı Hakim? Eğer bu ifade olmasa anlama bakın, şöyle bir mana ortaya çıkıyor. Münafıklar geliyorlar, diyorlar ki şehadet ediyoruz ki sen Allah'ın Resulüsün. Vallahu yeşhedü innel münafıkîne lekâzibûn. Allah da şehadet ediyor ki onlar yalancıdır. Yani o zaman sanki onların risalet, Efendimiz Aleyhisselam'ın nübüvvetini itiraf etmelerini Kur'an-ı Hakim yalanlıyor gibi bir mana ortaya çıkıyor. Yani onlar
aslında burada yalanlanan Efendimiz Aleyhisselam'ın risaleti, peygamberliği değil. Onların sözleriyle kalpleri arasındaki uçurumu Kur'an-ı Hakim reddediyor. Böyle bir hayat olmaz diyor. Ve bu hayatın tehlikesini işaret ediyor. اِنَّ الْمُنَافِق۪ينَ فِي الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ. Yani اِنَّ الْمُنَافِق۪ينَ فِي الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ. Bu münafıklar nerededirler? Ateşin en derininde olacaklar onlar. فِي الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ. Ve Kur'an-ı Kerim فَاَعْرِضْ عَنِ الْمُنَافِق۪ينَ. Bu münafık taifesinden de uzak durun. فَاَعْرِضْ عَنِ الْمُنَافِق۪ينَ. Neden? Çünkü bunlar yani sözleriyle, eylemleriyle insanlar içerisinde İslam'a en ziyade tehlikeli olan sınıftır. Yani Kur'an-ı Kerim bizi onlardan uzak durmaya, başka bir ayette ise Tevbe suresinde يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِلِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِق۪ينَ. Hem kafirlerle hem münafıklarla bizi sürekli bir cihada davet ediyor. Yani hani günün belli saatlerinde değil, haftanın belli günlerinde değil, hem kafirlere hem münafıklara karşı sürekli ayık olacaksınız. Yani oradan devamlı taarruzlar gelebilir. Hani 100 yıl önce gittiğiniz zaman onların İslam noktasında yaptıkları yıkım ve tahribat kafirlerden daha ileri derecededir. Yani o son 100 yıldır Hindistan'da, Mısır'da, İstanbul'da İslam ümmetinin yaşadığı o acılara baktığınız zaman önde münafıkları görürsünüz. Bir ara Mısır müftülüğü de yapmış olan birisinden bahsedeyim, adını vermeyeyim de. Ama Muhammed Avame Hoca bunu Arabistan'da yapılan bir doktora çalışmasından naklediyor. Yani bu münafığın ameliyesi. Orada yapılan bir doktora çalışması. Mısır müftülüğü yapmış. Şimdi hocası Abdülhamid onun hocasını tutuklatıyor. Sonra salıyor. O tutuklatma ameliyesi İran'da bir yerde gerçekleştiriliyor. İran'da bu kişi tutuklatıldığı zaman, İran'da bunu aldıkları zaman bir el çantası var bu kişinin elinde. El çantasını yanına getiremiyor. Bir akşam işte gece yarısı alıyorlar, karakola götürüyorlar. Sonra bunu evine arıyorlar. Evde bu çantayı buluyorlar. Alıyorlar çantayı da getiriyorlar. Bu kişi başka bir yerde olduğunda bu çantayı devletin o yıllarda en yakın olan birimine gönderiyorlar. O zaman Arabistan Devleti Aliye'nin idaresinde. Şimdi sonra o mektubu, o çantayı açıyorlar. İçinde Mısır müftüsü olan öğrencisinin hocasına yazdığı bir mektup da var. Mektubunda diyor ki o mektubu Arabistan'da doktora çalışmasında kullanıyorlar. Mektubunda diyor ki hocam, İngilizlerle anlaştık. İngilizler beni Lübnan'a sürdüler. Şimdi Lübnan'dayım. Müslümanlarla birlikte sabah namazına gidiyorum. Onlara imamlık yapıyorum. Onlara namaz kıldırıyorum. İngilizlerle anlaştık, beni buraya sürdüler ki bir yıl sonra buradan sürgün kararım bitince Mısır'a bir kahraman olarak dönecek. Hani şimdi Tahrir Meydanı var. O meydanlarda insanlar beni karşılamak için toplanacaklar. Kahraman geldi diyecekler. Müftülüğe geldiğim zaman benim her ifademi kabul edecekler. Çünkü bu İngilizlere karşı İslam'ı, Allah ve Resul davasını koruyan, müdafaa eden bir kahraman diyecekler. Ardında yürüyecekler ve her sözümün değeri olacak o toplumda. Şimdi bu kişiyi daha sonra getiriyorlar, dönüyor tabii, Mısır'a müftü oluyor. اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُولُ اللّٰهِ. Sözle İslam'a gelen yıkımı anlamak için bu ayet, bu sure böyle başlıyor. Onun için Kur'an-ı Hakim يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِق۪ينَ. Kafirler gibi münafıklarla da cihad ediniz. Onun için bu ümmetin yıllarca nasıl sürüklendiğini, kimlerin arkasında, meydanlarda kimleri desteklediklerini, kimler adına kimlere düşmanlık ettiklerini, kimlere adalet beslediklerini anlayabilmek için Kur'an-ı Hakim bir sureye işte bu ayetle başlıyor. Onların sözleriyle, sözleriyle yaptıkları, yapacakları yıkıma dikkat ediyor. Kardeşlerim, Kur'an-ı Hakim'e baktığımız zaman aslında bir tür münafık görüyoruz. Akidede münafık.
Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünnetine baktığımız zaman belki Kur'an'dan da dolaylı olarak bunu çıkarabiliriz. İki türlü münafıklar var. Bir el münafıkul ekber. Hakiki münafıklar, gerçek münafıklar, en büyük münafıklar. Hani onlar Seyyid'in tarif ettiği gibi dilleriyle kalpleri arasında derin uçurum olan insanlar, sözlerinde imana dair ifadeler var ama kalpleri küfür deposu, küfür mahşeri. Ötekiler ise onların amellerinde problem var. El-Münafıkül Esver. Yani namaz kılıyor fakat Allah'ın rızası için değil, insanlar beni görsün diye. İbn-i Kesir'de şöyle bir ifade var. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا Allah'a vuslatı arzulayanlar sadece onun rızası için amel etsinler. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا Ameli salih yapsınlar. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ Bir gün bir İslam şerhine birisi geliyor, namaz kılıyor. Aradan 15 yıl geçiyor. Namaz kılarken yanında da birileri oturuyorlar. Diyorlar ki bu adam konuşurken İşte 15 yıldır devamlı bu şekilde namaz kılar. Namazı bitirince diyor ki, efendim 15 yıldır aynı zamanda da sürekli oruç tutarım diyor. Peki bu ne söylemek istiyor? Yani ben namaz kılıyorum, oruç tutuyorum ama bunları sizler de bilin. Yani yaptığı amelleri insanlarla paylaşmak istiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yarın kıyamet günü insanlar gelecekler. Onlar yusallûne, Allah'a namaz kılmışlar, kılıyorlar, şu kadar namazları var. Fakat istiyorlar ki insanlar bizi övsünler, namazlarımızı anlasınlar. Onlar oruç tutuyorlar, fakat istiyorlar ki benim bugün oruç tuttuğum insanlar bilsinler, desinler ki Ahmet işte perşembe, pazartesi gündür oruçları kaçırmaz, sürekli bugünlerde nafile ibadetleri vardır. İşte teheccüd namazına kalkar, onlar hep insanların bilmesini ister. Peki ibadetleri biz kim için yapıyoruz? Allah Azze ve Celle için. Eğer insanlar da bunları bilsin, onlar da bizi zaman zaman bu amellerimizden dolayı takdir etsinler. Yüreğimizde bu tür bir talep olduğu zaman, o zaman birilerini haşa Allah'ın seviyesine çıkarmış oluyoruz. Allah'tan beklediğimiz takdiri, ecri, sevabı onlardan da bekliyoruz. İşte burada da bir nifak var. Buna da el-münafıkul esgar diyorlar. Yani küçük münafık, ötekine göre. Ama bunun amelleri onun nifakının ibadetinde açtığı yaraları telafi etmek özelliği var yani. Bu kişi yani inşallah amelleriyle birlikte Cenab-ı Hak onun günahlarını affeder, mağfiret eder. Efendim ikinci ayet-i kerime اِتَّخَذُوا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ اِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Hani onların İslam'la alakası sadece sözlerinde. اِتَّخَذُوا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً Onlar yeminlerini kalkan yaptılar. Yeminlerinin arkasına sığınıyorlar. Sözün en güçlüsü yeminle birlikte sarf edilendir. Hani gelir dersiniz ki vallahi ben şöyle yapmadım. Vallahi ben sizin yanınızdayım. Vallahi ben şu davayı teyit ediyorum, tevsik ediyorum. Artık bu Müslüman katında noterden çıkmış bir ifadeden daha güçlüdür. Onun için Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın yanına gelip sözlü ifadeler kullanıyorlar. Ama bunu noter kararından daha ziyade teyit ediyorlar. Çünkü Allah'ın adıyla birlikte. Diyorlar ki mutlak ve muhakkak manada biz bu davanın amirleri, biz bu bayrağı taşıyoruz ya Muhammed. Peki bu ifadeleri اِتَّقَدُوا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً sonra ne yapıyorlar? فَسَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Bu safların içinde kalıyorlar. Karşı tarafa geçseler siz onları düşman olarak göreceksiniz. Bu safta kalıyorlar ki فَسَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Burada Allah'ın yolundan daha kolay alıp koysunlar, uzaklaştırsınlar. Şimdi Fransızlar geldiler. Hani Müslüman kadının örtüsüne elini uzattılar. Sütçü imam burada cuma kılınmaz dedi. Örtüye, imana, iffete sahip çıkmaya davet etti. Peki o örtüyü yıllarca bu millet muhafaza etti. Hani
İmam Hatip okulları açılana kadar çocuklarını okullara bile göndermediler. Neden göndermediler? Çünkü biz okula gönderirsek 10 yıl sonra geriye döndüklerinde baba neden namaz kılıyorsun? Köyde bu tecrübeleri yaşayan insanlar, komşusunun çocuğu 10 yıl sonra mühendis doktor olup köye geldiğinde babasına, köydeki saf o temiz Müslümana, neden başımı secdeye koyuyorsun? Bunların hepsi hurafedir, yalandır diyor. Yani okula gönderdiği çocuk böyle geliyor. Abdülhamid'i kahraman olarak biliyordu baba. Çocuğunu okula gönderdi, geriye döndüğü zaman ona Kızıl Sultan dedi. İhanet eden bir çocuk, baba köylü, nasıl onu ikna edebilsin? Yanında sakladı, çoban ol dedi ama imanını kaybetme. Ta İmam Hatipleri okulana kadar, açılana kadar. Onun için İmam Hatip okullarının değeri, kıymeti, her cemaat bu davaya hizmet ediyor. Ama hepsini bir noktaya teksif etseniz, bir terazinin bir kefesini koysanız, karşı tarafa İmam Hatipleri koyun, onların belki onda birine bile tekabül edemez. Bu milletin yeniden bu devletin müesseseleriyle tanışmasının kapılarını İmam Hatip okulları açmıştır. Onun için yeniden o damar oradan canlanacak. Ama biz ve siz sahip çıkarsanız. Şimdi فَسَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ İmam Hatip'ten önceki durum işte. Onlar sizin yanınızda duruyorlar ama İslam'a bir alan tayin etmişler. Diyorlar ki İslam dediğiniz bu kadar. Yani Kur'an'da devlete taalluk eden, hayata, ahkama taalluk eden ayetleri saymışlardı. Şu kadar demişlerdi. Biz sizden sadece neyi istiyoruz? Bunları konuşmayın. Onun dışındakileri ahlakı yaşayın, ibadeti yaşayın. İslam'ı alın götürün caminin içerisine koyun. İstediğiniz kadar orada mevlid okuyun. Ama bu sizin dininiz bizim hayatımıza talip olmasın. Yani spor totoya, lotoya karışmayın. Meyhaneye karışmayın ne kadar açılacak, plajlar olacak olmayacak, içki fabrikaları kurulacak kurulmayacak, faiz hayatın içerisine şu kadar girecek girmeyecek. Siz buralara karışmayın. Neden? Safınızda duruyorlar ki bunları söylediği zaman bunlar da bizimkiler deyip onları dinleyin diye orada duruyorlar. فَسَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Onların yemin etmelerinin sizin de aynı safta durmalarının amacı bu. Ben de diyorum Kur'an-ı Kerim diyor. Peki böyle durup da yıktılar mı bizi? Bizi bize düşman ettiler mi? Parçaladılar mı bizi? Belki 5 tane, 10 tane derneğimiz var. Bütün derneklerimiz ne işe yararlar? Neden kururuz, kurarız bunları? Hani şöyle bir düşünse, nedir amacımız? Allah ve Resul davasına hizmet etmek. Peki biz birbirimize karşı duruşumuzu alır. Yani A cemaatinin derneği, B cemaatinin derneği ya da bir kurumun müessesenin içerisindeki farklı oluşumlar. Eğer bütün himmetlerimizi, gayretlerimizi, varlıklarımızı çökertme üzerine kuruyorsak o zaman وَاَطِعُ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذَهَبَ لِيَهُمْ Allah'ın Resulü'nü dinlemeyen şu kadar kurulmuş. Belki sayıları 10 binlere ulaşıyor. Ama sürekli birbirleriyle mücadele ediyorlar. Ve rüzgarımız yok işte. Gücümüz yok, teyidimiz yok. Yani zamanında Mason kuruluşlarının yaptığını, bir derneğin yaptığını 10 bin tane sivil toplum örgütü yapamıyor. Neden? Çünkü biz mücadelemizi, kardeşlerimizi, onların davalarını çökertme üzerine kurmuşuz. فَسَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ اِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ İşte bunların yaptığı ne kadar kötüdür. Bu sa'a fiili aslında bunlar zem fiilindir yani sa'a. Ama burada anlamı taaccub. Yani o kadar büyük bir yıkımları var ki bunların taaccub fiili kullanıldığı zaman dinleyenler üzerinde fevkalade bir tesir uyandırmaya taliptir. Yani çok önemli bir hadiseyle karşıyasınız. Dolayısıyla hadisenin bu noktasına dikkat ediniz. اِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Yani sizi yıkacak o ölümcül saldırılar işte bu insanlardan gelecek. Bu Ahmet kardeşim var burada. Onlar da vardılar. Geçen sene Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidinde oturuyoruz.
Yanımıza Pakistan'dan bir kardeşimiz geldi, hoca. Oturdu, bir müddet sohbet etti. Sonra sordum, dedim ki siz oradaki hangi meşrebe aitsiniz? Dedi ki ben Birebri'yim. Hindistan'da, Pakistan'da iki büyük hareket var. Biri Birebri, biri Diobendi. Diobendiler daha ziyade ilmi kimlikleriyle temayüz ederler. Çok büyük allameler yetiştirdiler. Şimdi Taki Osmani mesela o harekete mensuptur. Peki oturduk, oradaki İslami hizmetlerden sordum. Diobendileri tekfir ediyor. Peki dedim, Diobendiler Hanefi, evet Hanefi. Onlar Sufi, evet onlar Sufi. Siz Hanefi, evet siz de Hanefisiniz. Peki siz de Sufisiniz. Peki neden tekfir ediyorsunuz? Pakistan'da iki tane cami var. Birinin kapısında bu Diobendilerin camisi, diğerinin kapısında bu da Birebilerin camisi. İkisi de Hanefi, ikisi de Sufi. Birbirini tekfir ediyorlar. Biri diğerinin arkasında namaz kılmıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sadru kulle berrin ve facir. Yani facir birisinin arkasında bile namaz kılın. Neden? O cemaati ve o cemiyeti, o mahalleyi bölmeyin. Bunun için arkasında namaz kılın. Yani şimdi sizin bir yerde yurdunuz var. Orada İslam'a hizmet ediyorsun. Al-Rasi vel Ayn. Caminin minberinde biz o kardeşimize dua edeceğiz. Neden? O rakibimiz değil ki. Bizim gidemediğimiz noktalara onlar gidiyorlar. Fakat o hemen orada bir cami varsa, cami dolmuyorsa onun mescidinde cuma namazı kılamaz. Kalkıp camiye gelecek. Zaman zaman cemaate oraya gelecek işte. O imamın arkasında namaz kılındığını, kılınması gerektiğini, zaman zaman o imamdan rahatsız olan kardeşlerimize oradaki bir hoca olarak şunu gösterecek. Ta şehrin, mahallenin öteki ucundan da kalkıp bu camiye, cemaate geleceksin. İmamın çorabına kızdın diye cemaati terk etmeyeceksin. Çünkü cemaat bizim kimliğimiz, bizim kişiliğimiz, varlığımızı biz camide göstereceğiz. O şekilde izah edeceğiz. Dedim ki o kardeşime, siz ne zamandan beri bu hale geldiniz? Şu tarihten beri. Yani İngilizler İslam coğrafyasını Hindistan'ı işgal ettikten sonra. Peki sizin iki tane caminiz var. Siz Diobendilerin arkasında kılmıyorsunuz. Bu haliniz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı, onun ruhaniyeti mi daha ziyade memnun ediyor, yoksa sizi bu hale getiren İngilizleri? Elbette İngilizleri daha ziyade memnun eder. O halde bu nasıl İslam? Neden aranızdaki barikatları kaldırmıyorsunuz? Karşı taraftakine gösterdiğiniz muhabbeti, dostluğu, diyaloğu neden sizinle aynı Allah'a, aynı kitaba iman eden bir Müslümana gösteremiyorsunuz? İşte tasaddu an sebilillah. Nasıl bizi öldürür? Hani şimdi Efendimiz Aleyhisselam gelmeden önce Medine'deki Arapları nasıl biliyorsunuz? Evs ve Hazreç olarak. 120 yıl bunlar birbiriyle savaşmışlar. Lider bırakmamışlar. Hazreti Muhammed Aleyhisselam geldikten sonra onların yeni bir kimliği var. Ne o? Ensar. Artık Hazreti unutuyor, Evs'i unutuyor. Allah Resulü Aleyhisselam hamurkar, yeni bir kimlik veriyor artık. Onlar Ensar, Ensarul İslam, Ensarullah, Ensar Muhammed. Allah'ın yardımcıları, İslam'ın yardımcıları, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yardımcıları. Onlar nasıl birbirleriyle mücadele edebilirler? Nasıl Hazreti'nin ayrı camisi, Ensar'ın ayrı camisi? Onun için ilel İslam'ı min cedid, yeniden Müslüman olmak lazım. Allah Resulü Aleyhisselam'ın ashabı gibi Müslüman olmak lazım. Bütün dernekler hikaye kardeşim. Eğer bir dernek, bir kurum, bir kuruluş bize adalet getiriyorsa onu feshedin, kucaklaşın. Bizim asıl derdimiz kucaklaşma. Aynı safta Allah ve Resul davasına hizmet etme. Bir sendika, bir şu, bir bu vesaire vesaire. Bunların her biri neticede bir araç. Ama bunlar amaç haline geliyor. 400 tane imam burada biz aynı safta kardeş olarak duramıyorsak İşte o zaman Allah Resulü Aleyhisselam'ı dinleyip ilel İslam'ı min cedid, yeniden Müslüman olmak lazım.
Neden olamıyoruz? Neden eremiyoruz? Neden kemale ulaşamıyoruz? İşte Kur'an-ı Kerim bu. Bu ayetleri bunun için okumak lazım. Bunlar tarihsel metin değil. Allah Azze ve Celle bunlarla bize Hicaz Yarımadası'nda belli yere, belli coğrafyaya inen ve oradaki insanların hayatlarıyla örtüşen bir takım hayatları, hikayeleri bize anlatmıyor. Sen diyor hayatında bu ayetleri nasıl tatbik edecek, hastalığını bunlarla nasıl tedavi edeceksin? Peki, ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ مَا مَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُوبِ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ذَٰلِكَ Neden onların amellerinde böyle çirkinlikler var? Neden bu hale geldiler? Neden Müslümanız diyorlar fakat birbirlerinin arkasında namaz kılmıyorlar? Neden bunlar Müslüman fakat hepsi aynı ipe asılmıyorlar? Neden böyleler bu hale geldiler? ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُوبِ عَلَى قُلُوبِهِمْ İman ettiler sonra küfrettiler. Hani onların yüreklerinde imanın tadı var. Fakat sonra amellerine baktığınız zaman küfre bir meyil var. Küfre meyledince de فَطُوبِ عَلَى قُلُوبِهِمْ Bunların yürekleri mühürlendi. Peki hani فَطُوبِ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ Artık fıkh edemiyorlar, anlayamıyorlar. Fıkıhta ince bir mana var yani. Hakikate inemiyorlar. Şunu düşünemiyorlar. Neden iki tane camimiz var, ben diğerinin arkasında namaz kılmıyorum? Yani başımı iki eliyle başımı tutmuş olsa, 10 dakika bir tefekkür etse, bu İslam ümmetini bölen, parçalayan problemi, hadiseyi çözmüş olacak. Fakat 10 dakika durup da düşünemiyor. Olay mahallinden kendini alamıyor, koparamıyor yani. فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ Peki burada itikadi bir problem ortaya çıkıyor. Şu, فَطُوبِ عَلَى قُلُوبِهِ Madem Allah onların kalbini mühürledi, mühürlenen kalplere neden kıyamet günü mühürlediği kalbin hesabını soruyor? Hani Kur'an'ı Kur'an-ı Hakim'le tefsir etmek lazım. Bir ayet-i kerimede Cenab-ı Hak فَلَمَّا زَاغُوا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ فَلَمَّا زَاغُوا مَالُوا demek. Onlar İslam'dan meylettiler, Allah da onları ta uzaklara savundu. اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ Yani o halde birileri küfrü istiyorlar, nifakı istiyorlar, imansızlığı istiyorlar, başörtüsüne, İslam kadınının kıyafetine bir düşmanlığı var. O düşmanlıkta ısrar ediyor, اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ Allah da o yüreği işte imandan şu kadar uzaklara savuruyor. Yani o sapınca Allah saptırıyor. Yoksa hadisenin başında Allah saptırmıyor. Eğer saptırmış olsa o zaman Allah Azze ve Celle zalim olur. Peki imana baktığınız zaman da bunu görürsünüz. اَلِفْ لَا اَمْم۪ينَ ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ف۪يهِ هُدَى لِلْمُتَّقِينَ Yani bu iman, İslam kim için hidayet rehberi? Muttakiler için. ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ف۪ي هُدَى لِلْمُتَّقِينَ اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Sonra o muttakileri anlatıyor. Onların özellikleri, sıfatları nelerdir? يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Gayba iman ederler. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ Namaz kılarlar. Ayet devam ediyor. Yani Kur'an-ı Hakim birisine cennetin yollarını göstermesi için evvela o muttaki olacak. Muttaki olmanın özelliklerini de Kur'an-ı Hakim sonra tadar ediyor. Yani durup dururken meyhanedeki bir adama Kur'an-ı Hakim hidayet etmez. O adım atmalı ki İslam'ın nuru ona gelmeli. Küfür de böyle. Allah Azze ve Celle kişi orada bir yerde dururken onu küfrün dehlizlerine, uçurumlarına savurmuyor. Onda bir amel var, irade var ve sonra küfürde ısrar var. فَلَمَّا زَاغُوا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ İşte bu problemi çözemediklerinden dolayı ortaya iki tane yani İslam ümmetini bölen, parçalayan mezhep çıkmıştır. Nedir bunlar? Kadriye ve Cebriye mezhebi. Peki وَاِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ اَجْسَامُهُمْ Kur'an-ı Kerim bize bunların kuruluş
duruşlarından, suretlerinden, şekillerinden vesaireden ne bahsediyor? Hani onları nasıl tanıyabiliriz? Aynı safta bizimle birlikte bunlar. Camide namaz kılıyorlar. اِذَا رَأَيْتُهُمْ تُعْجِبُكَ اَجْسَامُهُمْ Ecsamına baktığın zaman hoşuna gider diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Onları gördüğümde onların suretleri senin hoşuna gider. Şimdi suvarun demiyor. Evdenuhum ruhları de bedenleri demiyor. Ervahuhum ruhları demiyor. Ne diyor? Cisimleri. Peki bu masa bir cisim. Ama bu beden değil yani. Kur'an-ı Hakim Allah nazarında onların kıymetsiz oluşunu işte bu kelimeyle ifade ediyor. Yani bakarsınız Abdullah bin Übey'i görürsünüz. Belki Medine'de cismi, bedeni en müsait adamdır. Elbisesi, o yılların en kaliteli elbisesidir. Kıyafeti vesairesi, malı, mülkü, hanı, hanımanı, arabası, bineği vesairesi. Cismine baktığın zaman senin ruhunda bir hayranlık uyanır ona karşı. Yani Allah Resulü'nden daha ziyade Müslümanlara hitap ediyor bu ayet. Ecsâruhum. Onların varlıklarının Allah nazarında kıymetsizliğine işaret etmek için beden demiyor, ecsam diyor. Ama bizim katımızda çok değerli olabilir. On binler, yüz binler, milyonlar bir zamanlar onların arkasında sürüklendiler. Bu ümmeti öyle parçaladılar. Ecsâruhum. Peki, وَاِنْ يَكُولُوا تَسْمَعَلِ قَوْلِهِ Söze başladıkları zaman da onları dinlersiniz. Bir saat, iki saat, on binler, yüz binler meydanlarda toplanırlar. Yani kime diyor bu ayet-i kerime, kime konuşuyor? Müslümanlara konuşuyor. وَاِنْ يَكُولُوا تَسْمَعَلِ قَوْلِهِمْ Söze başladıkları zaman dinlersiniz onları. كَاَنَّهُمْ خُشُبُمْ مُسَنَّدَ Fakat şöyle biraz ilim, irfan sahibi ise, Kur'an-ı Hakim bize bir nur getirdiyse, Allah-u nuru semavati vel arz. Allah yerin ve göğün nurudur. Kur'an-ı Hakim öyle anlatıyor. Ne demek? Allah ve yerlerin, göklerin nuru semavati vel arz. Gecenin karanlığı. Zifiri bir karanlık var. Yoldaki bir taşı fark edemezsiniz. Masayı fark edemezsiniz. Başka bir şeyi fark edemezsiniz. Fakat ışık size o eşyayı gösterir. Orada bir masa var, orada bir taş var, orada bir cisim var. Işık vurduğu zaman görebilirsiniz. Sokak lambası varsa görebilirsiniz. Gecenin zifiri karanlığında ormanda yürüyen eline neden fener alır? Eşyayı görebilmek için. Allah da bu kitabı nur olarak göndermiştir. Ancak bu kitabı okursanız münafıkla Müslümanı birbirinden ayırırsınız. Dünya karanlığında bu kitabın verdiği nurla suretleri tanıyabilirsiniz. Hani Allah Resulü Aleyhisselam onların simasına bakıyor. Simasından kim münafık, kim Müslüman anlıyor. Hepsi arkada namaz kılıyor. Nasıl anlıyor? Allah-u nurus semavati vel arz. İman nur, Allah nur, kitap nur, İslam nur, namaz nur. O nur ışık veriyor size, o ışıkla bakıyorsunuz. Müslümanla münafığı birbirinden ayırıyor, temiz ediyorsunuz. Şimdi böyle suretine baktınız, bir hayranlık var. Konuşuyor, alkışlıyor insanlar. Fakat iman, namaz size bir nur veriyor. Bir noktaya geliyorsunuz, bakıyorsunuz ki bu adam كَاَنَّهُمْ خُشُبُمْ مُسَنَّدَ Konuştukça yere yuvarlanıyor, çukura giriyor bu adam. Duvara yaslanmış bir kütük gibi. Hani şu eskiden ağaçtan evler yaparlardı. Orada ağaçtan kolonlar, direkler vesaire koyarlardı. Oradaki bir kütük demiyor da كَاَنَّهُمْ خُشُبُمْ مُسَنَّدَ Duvara yaslanmış bir kütük. Neden böyle diyor? Çünkü oradaki kütüğün bir gayesi var, bir amaca hizmet ediyor. İşte o çatıyı tutuyor veya işte orada bir direk vazifesi görüyor. Tavan insanların üzerine gelmiyor. Ama bunun hiçbir vazifesi yok. Oraya yaslanmış. Öyle bir kütük, cansız bir kütük. Münafıklar konuştuğu zaman, onların bedenlerine baktığınız zaman, kurumlarına, kuruluşlarına vesairelerine, sizde onlara karşı bir hayranlık vardır. Ama söze başladıkları zaman, Allah'ın nuruyla onların sözlerinin
kıymetini de takdir ettiğiniz zaman görürsünüz ki onlar kocaman bir hiçtirler. O kadar kıymetsizdirler ki duvara yaslanmış bir kütük gibidirler. يَحْسَبُونَ كُلَّ سَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ. Ve onların yüreklerinden de bahsediyor. Söz onlara geldiği zaman en kahraman onlardır. Milletin sahibi, milletin hamileri onlardır. Ama her sözü aleyhine zannederler. Hani kapıya, hırsızın kapısına birileri geldiği zaman zile çaldıklarında ne zanneder? Polis gelmiştir beni tutuklamak için. Çünkü kendini bilir. Bunlar da şunu biliyorlar, şu imanı, aslında olmayan imanı dilimle örtüyorum. Her gelen söz acaba sözümle örttüğüm kalbimdeki küfrü ortaya çıkaracak, benim yolsuzluklarımı, benim hakikatte İslam'a, Allah ve Resul davasına olan düşmanlıklarımı ortaya çıkaracak mı? Onun için her sözü, her tıklayan kapıyı, her gelen insanı kendi aleyhlerine kabul ederler. يَحْسَبُونَ كُلَّ سَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُ فَحْذَرُهُمْ. Yani Amerika düşman. Onlar İslam'a karşı şu kadar adavetleri var. Alem İslam'ı paramparça ettiler. Acılarımızın arkasında onlar var. Kilometrelerce öteden, okyanusların ötesinden İslam dünyasına şimdi Ebu Cehiller küfür taşıyorlar. Fakat bir de içerideki işte o Esedler var. Yani Suriye'deki o yavruların, Ammarların, Halitlerin katilleri var. Bir de içimizdeki bazı münafıklar var. Onlar da oradaki Esedleri teyit ediyorlar. Suriye'ye karşı Müslümanların üzerine sanki ölü toprağı örtmüşler. Ses yok. Ne bir basın kuruluşu, Müslümanların şu kadar sivil toplum örgütleri var. Duyuyor musunuz onların açıklamalarını? Yani maaşlar 3 kuruş aşağıya olsa sokakta yürür onlar. İstediklerini alamazlarsa sokakta yürürüz değil mi? Ama peki kardeşlerimizi parçalıyorlar. Peygamber aleyhissalatu vesselam mustazafların namazlarına misafir etmiş. Allahümme enci fulanın fulanın, falanı da kurtar, filanı da kurtar Allah'ım diye sabah namazında rükûden kalkınca onlara yalvarmış. Demek ki onların hayatı, hakkı hayatı bizim için aldığım ve alacağım maaştan çok daha önemli. Maaşı onun duasını namazda yapsak namaz bozulur. Ama Peygamber aleyhissalatu vesselam onlar için Allah'a münacat ediyor. Peki nerede Müslümanların binlerce sedekası var? Diyorlar ki bize, oradaki oyunun arkasında Amerika var. Dışarıdan gelen bir haberi araştırmadan inanıyoruz, sessiz kalıyoruz. Orada kardeşlerimizin önüne bir musayri hareketi, ölüm yağdırırken dualarımıza bile onları misafir etmiyoruz. Eğer alem-i İslam 1,5 milyar Müslümanların gündemine Suriye girmiş olsa, çoktan o rejim hak ile yeksan olacak. Peki, aslında bu haberi bizim içerimize Amerika yayıyor. Neden yayıyor? Çünkü Suriye'de bu rejim gittiği zaman bir Şii diktatoryası en büyük destekçisini kaybedecek. İran'da Şii, orada Şii. İki, orada bir seçim olduğu zaman %80 İhvan Müslim'in gelecek iktidarı teslim alacak. Yani Amerika, Batı toplumuna İhvan-ı Müslümin'in Suriye'de iktidara gelmiş ve gelecek olmasını anlatamayacağından içimize bu haberleri yayıyor. Ve İhvan-ı Müslümin Suriye'de, Mısır'da iktidara geldiği zaman, o zaman Siyonist, İsrail en büyük destekçisini kaybedecek. Şimdi siz bu rejim çöktüğü zaman onun enkazında şu dipnotları göreceksiniz. Hakikatte ne İran ne Suriye, Siyonist İsrail'in düşmanı değil, dostudurlar. Yani Nusayri iktidarın Suriye gibi bir rejimin, Müslümana yıllarca kan kusturan zalimlerin, Hama katillerinin İsrail neden düşmanı olsun? Onun için humul aduhu fahzerhum. İçinizdeki o insanları tanıyın, gerçek düşman onlar.
Onların basın kuruluşlarından, medyasından vesairesinden uzak durun. Katelehumullahu enna yufekun. Peki ya Rab, bu adam münafığa benziyor. Ona münafık olduğunu söyleyelim mi? Bu adam münafıktır diyelim mi demeyin. Peki onlarla kim savaşsın? Biz savaşalım mı? Savaşmayın. Çünkü siz yüreklere hükmedemezsiniz. İnsanların yüreklerinin röntgenini, fotoğrafını alamazsınız. Onların savaşını Allah'a bırakın. Katelehumullah. Siz eğer bunyanın mersus olursanız, tek devlet olabilme idealini yaşarsanız, bütün o kesretinize rağmen, şu kadar derneğinize rağmen, onların tabelalarındaki farklılığını görmeden yüreklerinizdeki vahdeti tesir ederseniz, o zaman Allah size yardım edecek, münafıklarla Allah savaşacak. Katelehumullah. Kâhunların cezasını Allah verecek. Emme yufekûn, nasıl çevriliyorlar? Yani bu kadar delil, hakikat ortadayken nasıl, yani İslam'dan uzaklaştırılıyorlar? Katelehumullah, hep biz şöyle anlam veriyoruz. Allah onların belasını versin. Hayır, öyle değil. Onlarla Allah savaşacak. Onların cezasını Allah verecek. Peki sonra وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللّٰهِ لَوْلَوْ رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَسُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. Bu ayet-i kerimenin iniş sebebi Benu Mustalık hadisesinden dönüyorlar. Dönerken vuku bulan bir hadise, hadise üzerine münafıkların reisi Abdullah bin Übey'e ait bir takım ifadeler. Tabi bunlara sebebi nüzul diyoruz. Kur'an-ı Hakim'deki bazı ayetlerin iniş sebebi var. Fakat bu iniş sebepleri Kur'an-ı Hakim'in varoluş sebebi değildir. Eğer varoluş sebebi derseniz, bugün ilahiyat fakültelerimizin bir kısmını istila eden ve İslam ümmeti önündeki en önemli tehlike var. Nedir o? Mutezile değil, Cebriye değil, Kadriye değil. Hepsi çöktü gitti. Nedir o? Tarihselcilik tehlikesidir. En önemli tehlike budur. Yani belki sizin gündeminize çok fazla geldi gelmedi ama ilahiyata gönderdiğiniz çocuklarınız akademik çalışma yaptığı zaman bunların gündemine gelecek. İslam dünyasında bunun en etkili temsilcisi Fazıl Rahman'dır, Arkoyun'dur, Caviri'dir, Hasan Hanefi'dir. Yani Türkiye'de onun Mahmut Paşa'sıdır. Onların çıkardığı bu, onların neşrettiği bu fikirleri ikinci, üçüncü el olarak 5-10 yıl sonra Türkiye'ye gelir, tedavüle girer işte. Peki bunlar ne söylüyorlar? Hani bir zamanlar birisi diyordu ki, Kur'an-ı Kerim'de şu kadar hayata karışan, faiz yasaktır diyen, meyhane açmayın diyen, içki haramdır diyen, İslam'ın caminin dışına çıkaran ayetler var. Onları siz gündeminize almayın, o İslam başımızın üzerinde. Bu tarihselciler de diyorlar ki o hüküm ayetlerini aynısıyla bu zamanda uygulayamazsınız. Yani siz işte başörtüsü veya dış örtü ayetine bakın. Dış örtü ayetinde Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Onlar üzerlerine yudnine aleyhinne min celabibihinne zâlike enne eyyurafne felâlüzeyne. Eza görmemeleri, iffetleriyle tanınmaları için örtü işte en makul olan yoldur. Peki eğer bugün bir İslam kadını sokağa çıktığı zaman başı açık kimse ona saldırmıyorsa, o zaman Kur'an-ı Kerim diyor ki eza görmemeniz için dış örtü daha önemlidir. Zâlike enne en yu'arafne felâlüzeyn. Ama bugün başı açık olan bir kadına kimse saldırmıyor. Dolayısıyla bu ayet tarihseldir. Başı açık bir kadın sokakta dolaşabilir. Bu kadın namaz kılarken başını örsün, o kadar. Gidiyorsunuz şimdi havaalanlarında, AVM'lerde vesairelerde. O kadın mescitlerinde etekler dolu, başörtüleri dolu. Çünkü bu İslam artık hayatımıza girdi. Üniversitelerin mescidinde. Yani dışarıda kız pantolonla geziyor, oraya geliyor, oradaki eteği giyiyor, kafasını kapatıyor, namaz kılıyor. Bu tehlike hayatımıza girdi ama ne kadar bunun farkındayız. İşte bu ayet-i kerimelerin bir kısmının iniş sebebi var. Fakat o sebepler tarihselcilerin söylediği gibi
Kur'an'ın varoluş sebebi değil. Ya ne sebebi? Daha iyi anlaşılmasının sebebidir. Yani bir olay var, bir hadise var. O hadise üzerine bir hüküm verildiği zaman insanlar onu unutmaz ve daha kolay anlarlar. Şimdi bu dönüyorlar Beni Mustalık Muharebesi'nden. Burada bir su kuyusu var. Su kuyusunda Ensardan, Muhacirden iki kişi. Biri Cahcah, biri Sinan radıyallahu anhuma. Yani kavgaya tutuşuyorlar. Biri diğerine tekme atıyor. Tekme atınca yıllar öncesine gidiyorlar. Allah Resulü aleyhisselam Medine'ye gelmeden. Hani sürekli Ez ve Hazer birbiriyle savaşıyorlardı. Şimdi burada Medine'den birisi, bir de Cah nereden geldi? O da muhacir. Mekke'den gelen birisi var. Ensar ve muhacirden. Biri diyor ki, ya eyyuhel muhacirun veya ya lel ensar, ya lel muhacirin. Biri ensarı çağırıyor, biri de muhaciri çağırıyor. Yani büyük bir kavgayı tutuşturacaklar. Medine'den olan, o Sinan'ın kabilesinden olan Abdullah bin Hübey de orada. Münafıkların başı, reisi bu. Diyor ki şunlara bak. Bize saldırıyorlar. Kendi adamlarını toplamış, onlara hitap ediyor. Sen min kelbek ye'kulke. Haşa. Besle köpeği, yesin seni. Hani bizim Türkçe'ye bunu nasıl aktardılar? Ha, uysun gözünü diye aktardılar. Besle falan hayvanı, uysun senin gözünü diye. Bu da Allah Resulü Aleyhisselam'ın ashabıyla alakalı bu ifadeyi kullanıyor. Bunları Mekke'den dışarıya çıkardılar, sürdüler, ağlayarak geldiler. Evimizi, yerimizi, yurdumuzu açtık bunlara. Şimdi bu hale getirdik, işte su kuyusunun başında bizden birisini dövüyorlar. O halde Medine'ye dönünce bunlara hayatı dar edelim. Medine'ye dönünce bunları şehirden çıkaralım diyor. Konuşuyor orada. Orada Hazreti Zeyd var. Zeyd bin Erkam radıyallahu anh. O da Ensar'dan. O da Abdullah bin Übey'in kabilesine mensup birisi. Ama bir tarafta kan bağlılığı var, bir tarafta da yüreğiyle Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a bağlanmış. İman geldikten sonra en büyük rabıta iman rabıtası. Millete, renge, dile, ırka, vatana vesaireye ait bütün rabıtalar değerini kaybediyor. İman ve İslam rabıtası geliyor. Zeyd bin Erkam orada kendi kabilesinden birisi dayak yemiş. Abdullah bin Übey de ona ait milletin idarecisi. Ama hemen oradan ona itiraz ediyor. İtiraz edince Abdullah bin Übey anlıyor tabii meselenin vahametini. Diyor ki çocuk ben latife yapıyordum. Bunlar şakadır. Sakın hakikat anlama. Hemen kalkıyor, Zeyd bin Erkam radıyallahu anh Efendimiz aleyhisselama geliyor. Hadiseyi haber veriyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bu münafığı çağırıyor. Ensardan ileri gelenlerle birlikte Allah Resulü aleyhisselamın huzuruna çıkıyor. Diyor ki bunlar latife ya Resulallah. Ensar'ın ileri gelenlerini de kandırıyor. Onlar da diyorlar ki yani birkaç kişiyi. Onlar da evet bu Zeyd bin Erkam çocuktur, gençtir. Onun ifadesini dikkate alma. Bu latife yapıyordu. Bunu affeyle ya Resulallah diyorlar. Araya geliyorlar. Sonra ayet geliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Zeyd bin Erkam'a diyor ki Kur'an-ı Hakim onları tekzip etti. Allah seni tasdik etti. Yani senin ne kadar önemli bir vazifeyi uhdene aldığını bizzat gökten melek, gelen melek tasdik ediyor. Yani burada böyle bir Müslümanı da görüyoruz. İmanın nasıl bir rabıta kurduğunu, ailemiz bir tarafta, milletimiz bir tarafta, şu bu bir tarafta ama bir tarafta da Allah ve Resulü'nün değerleri. Müslüman hangisini tercih edecek? Zeyd bin Erkam bize onu gösteriyor. Ve idâ kîle lehum, sonra bu münafığın küfrü ortaya çıkınca Abdullah bin Übey'in ona deniyor ki ta'alev yestagfir lekum, gel de Resulullah Hazreti Muhammed sana istiğfar etsin. Levvav ru'usahum, başlarını başka tarafa çeviriyorlar. Abdullah bin Übey ve diğerleri diyorlar ki yani dediniz namaz kıl, namaz kıl.
Hazreti Muhammed bize zekat ver, mallarınızı ver, verdi. Şunu ne demek istiyorsunuz? Muhammed'e beni secdeye mi davet ediyorsunuz? Vallahi ona secde etmeyeceğim. Yani yine bir iftira ediyor. Allah Resulü taşa secde etmekten Allah'a ibadet etmeyi insanlara davet ediyor. Şimdi burada böyle bir münafık var. Vallahi gitmem diyor. Bir daha gitme. Bir defa geliyor, ikinci defa gitmem diyor. Peki buradan şunu da anlıyoruz. Ve ila kile lehum ta'alev yestagfir lehum Resulullahi. Yani Kur'an-ı Hakim peygamberin huzurunda Hazreti Muhammed'in istiğfarına onları davet ediyor. Yani o zaman Allah Resulü Aleyhisselam'ın istiğfar etmesi şefaattir. O zaman bu ayet-i kerime şefaati de onunla delili, yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşarken huzuruna giderseniz o size istiğfar eder. İstiğfara davet ediyor. Yani bunlar İslam dairesinden çıktılar, yeniden İslam'a çağırıyor onları. İki, biz nasıl anlayalım? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ondan sonra yaşayanlara da şefaatiyle birlikte Kur'an getirdiği kitapla, sünnetle istiğfar etmeye devam ediyor. Şöyle bir hadise anlatılır. İmam Nevevi de bunu naklediyor. İmam Utbi diyor ki, radıyallahu anh, Efendimiz Aleyhisselam'ın huzurunda oturuyordum, bir bedevi geldi. Konuşuyor, bir şeyler söylüyor. Sonra dedi ki, ya Muhammed, Sine'tullâhe yekûl. وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَعْلُوكَ فَاسْتَغْفَرُ اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُ اللّٰهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. İşittim ki Allah kitabında şöyle diyor. O günaha batan insanlar gelseler, Allah'a istiğfar etseler, فَاسْتَغْفَرُ اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ, Peygamber de Allah'tan onların günahlarının affedilmesini istese, لَوَجَدُ اللّٰهَ rahime, Allah Azze ve Celle onların bütün günahlarını affedecek, mağfiret edecek. Ben de günaha batan birisi olarak bu ayetten cesaret alarak huzuruna geldim, ellerini kaldırdım. Ya Muhammed, şefaat et. Allah Azze ve Celle bütün günahlarımı affı, mağfiret eylesin. Sonra şu şiiri söylüyor, inşa ediyor. يَا خَيْرَ مَنْ دُفِنَتْ بِالْقَعِ عَظُمُ فَطَابَ مِنْ طِيبِهِنَّ الْقَعُ وَالْأَكَمْ نَفْسِ الْفِدَاءُ لِكَبْرِ أَنْتَ سَاكِنُ فِيهِ الْعَفَافُ وَفِيهِ الْجُودُ وَالْكَرَمُ. Allah Resulü'nü övüyor. Yani ey bu vadiye defnedilenlerin en hayırlısı. Bakıyorum da her yer Muhammed kokuyor. فِيهِ الْعَفَافُ وَفِيهِ الْجُودُ وَالْكَرَمُ. İnsanlığa, İslamiyet'e dair ne kadar değer varsa hepsini bu kabirde topladım ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bu şekilde övüyor, senada bulunuyor. Sonra gidiyor oradan, Utbi diyor ki gözlerim daldı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam rüyama teşrif ettiler, buyurdular ki kalk o bedeviyi bul, ona müjde ver, Allah Azze ve Celle onun bütün günahlarını affı mağfiret etti. Şimdi hacca gidince Medine'ye vardığınız zaman Efendimiz Aleyhisselam'ın kabri şerifinin tam karşısında orada Muhammed Resulullah yazıyor, Ebu Bekir, onlar radıyallahu anh. Şurada bir direk, şurada bir direk var. O direkte bu okuduğum şiiri görürsünüz. يَا خَيْرَ مَنْ دُفِنَتْ بِالْقَعِ عَظُمُ فَطَابَ مِنْ طِيبِهِنَّ الْقَعُ وَالْأَكَمْ. Şurada da diğer beytini görürsünüz. Efendimiz Aleyhisselam'ın huzur şerifinde. Yani demek ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini düşünerek Cenab-ı Hakk'a yönelmeye davet ediyor bizi bu ayet-i kerime. Ama münafıklar buna icabet etmiyorlar. Peki yine vakti doldurduk. Ayetin anlamlarını vererek gideyim. فَرَأَيْتُهُمْ يَسُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. Onlar yesudduğuna burada yu'ridûne وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. Gurur, kibirle yüz çevirirler. Yani enaniyet onları bütünüyle kuşatmıştır. سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ اَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ. İstiğfar etsen etmesen arada fark yok. Allah Azze ve Celle onları elbette ve muhakkak affetmeyecek. Yani affetmeyecek madem alel kufri,
küfre devam ettiği müddetçe, yoksa kimsenin imana, İslam'a dair yolun önü kapatılmamıştır. Peki humu lezine yekulune la tunfiku ala men inde rasulillahi hatta yenfazzu. Bunlar ne diyorlar? Abdullah bin Übey ve diğer münafıklar. Allah Resulü Aleyhisselam'ın yanındaki o fukarayı ashabı görerek, humu lezine yekulune la tunfiku ala men inde rasulillahi. Muhammed'in yanındaki şunları beslediniz, şimdi sizi dövüyorlar. Sizin karşınızda. Şimdi onları beslediniz, diyorlar ki bunlar işte bu millete, devlete yönetici olalım, idare edelim. O zaman bunları beslemeyin ki dağılsınlar. Hatta yenfazzu, dağılsınlar. Aç bırakarak dağıtın onları. Hani bu çok önemli bir nifak taktiğidir. Küfür taktiğidir. Mekke'de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı nereye hapsediyorlar? Şiir Ebi Talib'e. Şiir böyle birkaç evden oluşan mahallenin adıdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı Şiir'i Beni Haşim'e hapsediyorlar veya Ebi Talib'e. Orada Beni Haşim'e diyorlar ki, eğer siz Muhammed'i korumaya devam ederseniz bu açlık ambargosu daha yıllarca sürecek ve paramparça olacaksınız. Onları aç bırakıyorlar ki Allah Resulü'nün etrafından dağılsınlar. Peki münafıklar da aynı yola başvuruyorlar. Abdullah bin Übey diyor ki, Mekke'den gelip hicret eden Müslümanları bu halde bırakırsanız onlar Medine'yi, dolayısıyla Hazreti Muhammed'i terk ederler. Küfrün taktiğidir bu. Yani Anadolu'ya baktığınız zaman hocaları, müesseseyi, hilafet kaldırıldıktan sonra hocaların haline bakın ve yazılan, sinemaya aktarılan filmlere bakın. Orada nasıl hoca tipleri vardır? Bir cenaze bekliyorlar. Bir cenaze olsun da gideyim oradan birkaç kuruş alayım. Bir evlensin, nikahını kıyayım. O sinemalarda, tiyatrodaki hoca tiplerinde, yani birisi bir sofra kursun da beni oraya davet etsin, bunu beklesin. Bunu bekleyen hocalar var. Yani bir anlamda böyle yapanlar da oldu. Neden oldu? Çünkü maaş vermediler. Yani hoca efendi bekledi ki birisi bana şu kadar buğday versin, şu kadar arpa versin, işte onlarla çocuğumun geçimini temin edeyim. O da gelmeyince bu tür yollara başvuran olmuştur. İmanındaki zaaftan ve zafiyetten dolayı. Demek ki aç bırakarak İzzet ve zilletini alıyorlar insanların. Nizamiye Medresesi kurulduğu zaman artık kadılar maaşlı olacaklar. Devletin bürokratları olacak bunlar. Orasan uleması bir bildiri yayınlıyor. Olmaz diyor. Bu medresede okumak caiz değildir. Nizamiye kuruyor ya Selçuklar zamanında. Neden caiz değildir? Biz medreseye giderken Allah ve Resulü'nün rızası için bu ilimleri tahsil ediyorduk. Yani ufukta biz şurada görev alalım, şu kadar maaş alalım, böyle bir beklenti ve talep yoktu. Ama şimdi insanlar neden bu medreselere gidecekler? Kadı olalım, şu kadar maaşımız olsun, muhtemel insanlar olalım diye. Dolayısıyla Allah rızası için değil de kadı olmak için işin başında medreseye giden öğrenciler olacak. O zaman kötü niyetli insanlar da bu okullarda okuyabilirler. Bu ümmet adına büyük bir risktir. Onlar büyük adamlardı. Parayı düşünmüyorlar. Aç kalsa da yine izzetten, imandan taviz vermiyorlar. Şimdi biz böyle bir fetva verebilir miyiz? Veremeyiz. Onun için bugüne dahi Diyanet özelleşsin diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Çünkü 50 yıl önce yaşanan bir tecrübe vardır. Yani kifayet miktarı kadar hoca maaşını alacak. Alacak ki onun sofrasını, diğerinin cenazesini vesairesini beklemeyecek. Oraya gidecek, Kur'an-ı Kerim okuyacak, diyecek ki Kur'an-ı Kerim okumak ibadettir. İbadette para karşılığı yapılmaz. Kur'an okundu diye para almak haramdır kardeşim. Cenaze namazını kılmak ve kıldırmak ibadettir. Kıldırdı diye para almak haramdır kardeşim. Bir yerde mevlid okumak, o mevlidi okumak
okumak emri bil maruftur. Allah Resulü Aleyhisselam'ı anlatıyoruz. Dolayısıyla emri bil maruf ibadet olduğundan bunun karşılığında maaş almak haramdır kardeşim. Ben kifayet miktarı kadar maaşımı alıyorum, çocuklarımın nafakasını temin ediyorum. Peki bu maaşı da namaz kıldırıyoruz diye neden alıyoruz? Camiyi açıyoruz, kapatıyoruz, camiyle meşgul oluyoruz diye alıyoruz. Yoksa namaz kıldırdık diye alsak haram olur. Çünkü namaz kıldırmak bir ibadet. İbadet para karşılığı olmaz. Nasıl oruç para karşılığı olmuyor, namaz da bu şekildedir. Dolayısıyla hadiseyi bu şekilde tasavvur edin. Diyanetin bu şekilde devam etmesi yapılacak ve yapılan hizmetler adına en doğru olanıdır. Peki, şimdi bunlar aç bırakalım, dağılsınlar diyorlar. Peki, dağılıyor muyuz? İmam hatiplerinin önü kapandığı zaman ne oldu? Ne yaptınız? Gittiniz Bafra'nın köylerine, oralardan talebe topladınız. Kimse vermedi. Neden vermediler? Çünkü İmam Hatip'i bitirdiği zaman görev alamayacaklardı. Aç kalınca, ekmeğimiz azalınca nasıl dağılıyoruz? Aslında münafıklar bizim bir aziyetimizi bize anlatıyor da Cenab-ı Hak neden onların şu kadar ifadesi içerisinden bunu seçiyor da bunu naklediyor? Yani bu hastalık sizde olur diyor Allah Azze ve Celle. Onlar sizi açlıkla tehdit ettiği zaman bir anda dağılırsınız. 5000 öğrencisi olan öğrenci dağda okuma imkanı olmayan çobanlarla ayakta kalabilir. Birçok okul kapanmayla yüzleşebilir. Neden? Çünkü istikbalini kaybetmiştir o. Ama Allah Azze ve Celle öyle bir kapı açar ki وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Hiç hesap etmediği yerden kapılar açıldı değil mi hocam? Nasıl oluyor? Şimdi o okullardan mezun olanlar geldiler, onlar imam oluyorlar şimdi. Peki babaları nereye gönderdiler öteki çocukları? Gitsinler imam hatip edin de liseye gitsin dediler. Gittiler liseye, bir kısmı üniversiteyi bitirdi ama görev alamıyor şimdi. Okulu bitirdi, görev alamıyor. O imam hatiplerden mezun olanlardan hiçbirisi açıkta değil, hepsi imam oluyor şimdi. وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْزُ لَا يَحْتَسِبْ. O zaman فَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذ۪ي لَا يَمُوتْ. Allah'a teslimiyetin pazarlığı olmaz. Her durumda, her şartta tevekkül etmek lazım. Peki, onlar ne diyorlar? يَقُولُونَ لَنْ رَجَعْنَا اِلَى الْمَد۪ينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْعَزُ مِنَ الْاَذَلَةِ. Aziz olanlar, zelil olanları Medine'ye girdiğimiz zaman çıkaracaklar. Yani Abdullah bin Übey bütün münafıklar tehdit ediyor. Girince Medine'ye bunları çıkaralım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu ifade üzerine Abdullah